Evet, merhaba benim sevgili dostlarım. Bak bugün ne yapacağız? Şimdi ben köydeyim. Bana çarşı uzak. Ama akşama yapacağım bir yeşilliğim yok mesela. Misal veriyorum arkadaşlar. Ben bugün ne yapabilirim? Nasıl karnımı doyururum? Ne pişiririm, ne taşırırım canlar? Ya Satı ablanız ne pişirmez, ne taşırmaz be. Ama güzel bir fikirler vereceğim size. Güzel bir sohbet edeceğiz. Bahçedeki nem varsa onları da toplayacağız. Ya Allah, Bismillah diyelim. Kıtırım fasulyesi. Arkadaşlar, Bismillah. Akşama bakın ben sizin karşınıza nasıl bir video ile geleceğim. Karnımı doyurmak için neler toplayacağım bahçeden? Pişireceğim. Şöyle kofamı aldım. İlkin fasulyeden başladım. Bu fasulye kiraz fasulyesi arkadaşlar. Pürçeksiz. Ya Allah, Bismillah. Allah'ım eziyeti zahmeti benden. Bereketi senden ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sebzelerimizi toplamaya başlayalım bakalım. Bugün sulama da yok. Hava bulutlu canlar. Şöyle güzel fasulyemden başladım. Bunun yanına daha bakayım. Neler bulacağız akşama kadar? Akşama kadar neler toplayacağız? Köy yeri bu arkadaşlar. Size eziyetini zahmetini çekeyim. Yapmayı üşenmeyin, bırakmayın. Toprak ana bakın ne güzel nimetleri bize sergileyip verecek. Biz bir ekeriz. Toprak ana 10 verir bize. Allah'ım. Allah'ım kimseyi kimseye yerindirme ya Rabbim. Allah'ım kim ne yapmak isterse onu nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım bana bir ver, komşularıma isteyen herkese 10 ver ya Rabbim. Hep birbirimize böyle dua edelim arkadaşlar. Şimdi ben böyle ilkin fasulyemden başlayayım canlar. İlk telefonumu tutup fasulyeyi tabii ki toplayamıyorum. Evet arkadaşlar, biz burada 1 kilo yakın fasulyemizi topladık. Şimdi bunun yanına ne yapabilirim arkadaşlar? Daha yemek olarak ne yapabilirim? Bahçeden ne otlar toplayabilirim? Hangi otlardan faydalanabilirim? Darı mancarı arkadaşlar. Bir güzel de darı mancarından yemek yapalım. Burası köy yeri. Pazara gidemedik. Markete gidemedik. Ama ne yaptık? Pazar emeğimizin karşılığı olan bahçeye girdik. Bahçede ne bulduk? Arkadaşlar, bahçede bu arada otlarınız varsa onlar gölge yapsın. Sebzelerin içinden onları yolmayın. Çok kurak arkadaşlar. Çok kurak ve susuz bir yaz mevsimiyle bu sene karşı karşıyayız. Her şeyden deramet yapacağız. Her şeyi kısıtlayacağız. Cenab-ı Allah, Yaradan Allah daha bize çok iyi veriyor. Daha bize çok 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 iyi veriyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan biraz topladık darı mancarını. Şimdi ta tazelerine bakalım. Daha nerelere gidebiliriz? Şimdi bir darı mancarı da burada. Çok da taze. Bunu da alırız. Yine birkaç tane de fasulyemizi alalım. Bu arada güzel bulduğum yerden alıyorum. Şimdi aşağılara doğru gideceğiz. Daha darı mancarı toplayacağız. Daha bakalım neler alacağız. Bahçemizde neler varsa onu alacağız. Bir güzel yemeklerini yapacağız bunların bugün. Öğleden sonra açtım videomu arkadaşlar. Köyde çok internet sorunu yaşıyorum. Her gün düzenli video atmıyorum. Ben de 2 günde 1 atmaya karar verdim canlar. Hem bu arada o arada arkadaşlarımı da güzel çaldırıyorum. O arada benim de elim değmeyip de hak yemek istemiyorum arkadaşlar. Bunları da göz önünde bulunduruyorum. Gidelim yukarı doğru şimdi bakalım. Geldik yukarı bahçeye arkadaşlar. Son dutlar artık. Acık dudumuzu da yiyelim burada. Bitiyor zaten. Dibine düşmüş. Burada benim gazmam vardı. Bakın o nerelere koymuşsun onu.
Götürdün mü yoksa ben onu? Kazmamız yok burada. Neyse arkadaşlar. Elimizden falan çıkaracağız. Evde patatesim yok. Onu ben buralara bir yere koymadım gibi hatırladım ama demek ki koymamışım. Yoksa benim bahçelerime kimse girip de buralardan kimse bir şey almaz. Arkadaşlar şimdi geldi sıra evimizin noksanlarını bahçeden tamamlamaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kurban oldum Allah'a. Sana kurban olurum. Verdiğin nimetlere sağlık, sıhhat, bolluk, berekede Allah'ım. Allah'ım dermansız dert verme ya Rabbim. Bunları hep şifa eyle ya Rabbim. Bakın canlarım. Satiye ablanız market görmeye bahçesine indi. Pazar görmeye, market görmeye. Ki öyle farz edin beni yani. Satiye ablanız köyde bulamadı demek hani bir şey mesela. Misal veriyorum arkadaşlar. Evlerde ne olmaz? Allah'a şükür her şey bolluk. Yani ormanda, köyde, ormanda değil, ormanda bulamazsınız bunu. Ama ormanda da şeyler var. Böyle hayat mı olur ama ne yapalım? Ne yapalım canlar? Bak eliyle patates çıkıyor. Ya vallahi ben... Hamiyetim şimdi gene kızacak bana. Buradan selam olsun tüm dostlarıma. Bana destek veren tüm dostlarıma. Hepsi benim canlarım. Patatesler falan kurakta şey atmadı arkadaşlar. Fazla olmadı. Fazla bir şey olmadı yani. Yine de yeter. Kurak çok. Türkiye'nin her yerinde var hem de bir yerinde de değil. Geldik bu ocağımıza. Hadi bakalım seni de alalım. Bir de tripodum zaten gerçi bahçelerde engebeli ya arkadaşlar. Tripod durmuyor buralarda da. Bir de benimki de kırıldı. Gerçek emek budur canlar. Helal yemek budur işte. Şimdi birkaç ocak daha sökelim. Ondan sonra da fasulyenin içinden darımancarı toplamaya girelim. Ondan sonra da yemeklerimizi yapalım. Kurban olduklarımı. Kurban olduklarımı. Kurban olduğum toprak ana. Ama her şeyi içine alıyorsun, hiç dışarı atmıyorsun. Her şeyi alıyorsun, içine atmıyorsun toprak ana. Evet arkadaşlar. Yaklaşık irili ufaklı şöyle küçüklü büyüklü altına doğru 5 kilo yakın patatesimizi de çıkardık. Onu da kovamıza alıyoruz. Kovamızı onu da dolduruyoruz canlar. Şimdi alt bahçeye geçeceğiz. Alt bahçeden de yeşillik alacağız. Bahçeden geldim. Arkadaşlar bak patatesimi şimdi patates soyacağım. Bak ben yeşil mancar pişireceğim ya. Şu tarçının güzelliğine bak arkadaşlar. Yumuşaklığına bak. Pazıyla ikisini bir güzel soğanla kavurup burgul koyup yiyeyim. Bunu da patatesli yapacağım. Yılın ilk ürünü. Ben bunları ne yapacağım arkadaşlar? Önce bir güzel ben bunları şey yapayım. Yine mancar yemeği için gök domates aldım. Şöyle iki tane acı biber aldım arkadaşlar. Şöyle üç tane tatlı biber aldım. Ellerimde ne dersiniz? Dut yedim ya. Bu pisliğimle bunları bir güzel doğrayayım arkadaşlar. Yemek yaparken görüşürüz. Canlarım. Patatesimi doğradım. Bak küp küp doğramadım. Biraz uzunlamasına doğradım. Pazımın an.
Darı mancarımı da doğradım arkadaşlar. Darı mancarına biz bir de sirkem mancarı deriz. Onu da doğradım. Fasulyemi de kırdım. Şimdi bunları suda, şimdi güzenimi yakacağım. Kız kardeşim 5 kilo süt getirdi yine. Güzenime odun getireceğim. Güzenimi yakacağım. Bunları aygazda kavurup güzenin üzerine pişireceğim canlar. Hadi bakalım. Satya ablanızla beraber yemek yapmaya. Arkadaşlar yaklaşık bir saatten beri sudayı bıraktım. Suyu koydum. Şimdi ben bunu haşlanmak üzere sobamı falan da yaktım o arada. Sütümü koydum ocağa. Sobanın üzerine alıp bir kere kaynatacağım arkadaşlar. O sirkem mancarı o acı suyunu bir atsın. Benim sevgili arkadaşlarım. Şimdi benim fasulye pişirme şeklimi göstereceğim size. Şöyle tenceremi yıkadım. Burada fasulyemi de suya bıraktım, yıkadım. Bunu çok fazla bırakmadım arkadaşlar. Bir 10 dakika. Bak, senenin ilk fasulyesini yapıyoruz. Tam almıyor mu ne? Ha şöyle yapayım arkadaşlar. Bu benim çok çöp kovam. Şimdi canlar. Ya Allah, bismillah diyelim. Fasulyemizi Satiye ablanızdan görün. Her şeyi üzerinden kavurmak yok. Taze fasulyenin cinsini bilmiyorsanız kavururken fasulye sertleşir. Bir diş sarımsak. Tenceremizi alıyoruz canlar. Orta boy, orta boydan da büyük biraz. Soğanımız. Soğanımızı nasıl doğrayacağız arkadaşlar? Durun bakayım. Nasıl doğrandı? Şöyle elimizden açalım soğanı. Evet. İncekmiyoruz. Sen nereden geldin oraya yanıma? Yaktı beni. Şöyle kabuklarını soydum. İki tane domates. Ben de rendeleme mendeleme yok. Ben rende gibi yapıyorum bunu. Şimdi arkadaşlar, fasulyemizi ısladık ya burada.
Deneyin. Vazgeçmeyeceksiniz arkadaşlar. Soğanla domates altına. Bir tane kesme şeker üstüne. Şimdi gelelim. Şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağına. Yeteri kadar tuzuna. Kışa girerken sos yaptık ya arkadaşlar. Hani dedik makarnalık falan dedik. Makarnalı ayrı yaptım ben. Bunları da yemeklik dedik ya, salça gibi. Domatesten, biberden. Şimdi canlar, bir bardakta suyunu koydum mu? Bu işlem tamam. Çok çıkmıyor bakın bunun suyu. Almışım suyunu. Arkadaşlar 7-8-10 damla da limon. Bunun işi bitti canlar. Şurada bir çekirdeği kaşe yaptı. Bu bitti canlar. Bunu şimdi aygaza koyacağım. Ocağa koyacağım arkadaşlar bunu. Ocakta rengi dönene kadar pişireceğim bir 10 dakika. Ondan sonra üzerinin patatesini yeteri kadar 1-2 bardak su da, ondan sonra bitmiştir. Arkadaşlar yaz mancarımı sirkenlen mancarları arkadaşlarım sirkenle pazı mancarımı bir kerecik kendi suyunda hiç su koymadan haşladım. Onlar haşlanırken burada ben de çabuk olsun diye bir bas soğanı doğradım. Şöyle bir diş sarımsağımı da doğradım. Şöyle yeşil biberlerim var. De domates aldım. Şimdi yeşil biberlerim, buna domates olmaz. Olmaz arkadaşlar. Kırmızı domates olmaz. Bunu şimdi ben aygazla kavuracağım. Yine sobanın üzerine alacağım arkadaşlar. Göstereceğim zaten size sobanın üzerinde. Şimdi şöyle alayım ben. Ay çakmam nerede? Dün akşam da burgulu yaptım. Patatesli burgulu yaptım arkadaşlar. O da var. Şimdi ben bunu yağım da koyayım. Bu kavrulurken şöyle domatesleri de küçük küçük doğrayayım. Yeşil domates koyacağım içine. Tam bir yaz mancarı arkadaşlar. Kabak bağı da olsa tam bir yaz mancarı. Oh misler gibi. Soğan kokusu, biber kokusu, sarımsak kokusu. Bak arkadaşlar bu da değişik bir sosu. Ne derse onu yiyorsun diyorlar ya. Salçanın olmadığı yerde. Salçam var aşağıda da işte almak şeyi. Bunlar daha güzel. Bunda da biberine, bu da domates arkadaşlar. Bu da yağlı sos diye geçiyordu. Hafif bir yağ var içinde. Mancarım da bu canla. Darı mancarımdan. Hazır mı arkadaşlar karışık? Bak pırasa da güzel olur bunların içine. 3 karışık mancar. Bir günde var ya bağ yaprağından sonra arkadaşlar
kabak bağından, ısırgandan öyle yapacağım bir mancarda. Şimdi bunu görmüş olduğunuz gibi yarısı bulgur, yarısı pirinç. Bunu baharat katmaya istediğiniz baharatı katabilirsiniz canlar. Benim salça, biber ve domates olduğu için ben baharat tabağıma koyarım. Zaten kendim evde. Bunu da şimdi şey alalım canlar, zobanın üzerine alalım. Burguluyla pirinci pişene kadar bu da budur. Alın size mis gibi köy yemekleri, mis gibi yaz yemekleri. Kilo da yapmaz canlar bunlar. Ha, abla bu yemeği bu kadar yaptın, burgulun da var, yoğurdun da var, zalatan da var, karpuzun da var dersiniz. Nasıl yiyecek? Arkadaşlar bugün de yerim, yarın da yerim. Yarın yemek yapmam bir. İkincisi de benim ablam var. Eltim olan ablam yanımda. Kız kardeşim var. Biz akşamları hep beraberiz. Onun evinde, kız kardeşimin evinde, ablamın evinde. Kimin evinde ne varsa onu yiyoruz biz canlar. Bu da tamamdır. Hemen altını söndürüp güzenimin üzerine alıyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Mancarımın üzerine yeşil domateslerimi de doğradım. Bir tane tombul acı biber var ya. Onu da üstüne bütün koydum. Fazla acısı çıkmasın yoksa yiyemem. Bak tıkır tıkır kaynamaya başladı şurada. Kapatalım ağzını. Şimdi fasulyemize bakalım. Fasulyemiz de şöyle bir 5 dakika daha pişsin. Ondan sonra patates atacağım üzerine. Tamamen arkadaşlar yemeğe. Yani hani bunu derim ki size 5 dakika sonra ocaktan alın dinlensin yiyelim. O şekilde gelene kadar patatesi içine koymadım. Şimdi canlar suyuyla beraber patatesi koydum. Ya bu fasulye benim istediğim gibi çıkmadı arkadaşlar. Biraz sert. Şimdi odun ateşinde bu gayrı bu hiç karıştırmayacağım artık. Bu şekilde pişecek. Patatesli fasulyem budur. Bu da darım mancarım arkadaşlar. Şöyle. Bu da bir kere daha kaynasın beya. Servis yaparken görüşürüz artık. Bunların altını ne yaptım? Altını da şöyle odunu. Bu odun yeter onlara. Bu ateş. Bu ateşte ikisi de pişer artık.